Arkadaşlar merhaba. Yeni bir videoda birlikteyiz. Umarım her şey yolundadır. Videomuzun ana teması Apex'in kampanyası. Bir günde geçme kampanyası arkadaşlar. One Day Pass. Bununla alakalı ben dün bir trade yayınlamıştım. Sessiz bir trade. Bunun hakkında biraz konuşmak istiyorum. Öncelikle Apex'in kampanyalarında son durum. Ne yazık ki Türkiye hala Apex'in yasaklar listesinde. Umarım bu konu değişir. E-mailler gönderiyorum aslında. Ama tabii cevap yok. Birden fazla insanın biraz sıkıştırması lazım. Ve yani TapStep gibi büyük bir firma Türkiye'yi yasaklar listesinde almamasına rağmen neden Apex'in listesinde anlamış değilim. Neyse arkadaşlar bu Apex'in bir gün kampanyası, bir günde geçme kampanyası. Dikkat ederseniz web sitelerinde yayınlamıyorlar böyle şeyleri. Genelde e-mail gönderiyorlar üyelere. İşte gördüğünüz gibi bana gelen Apex One Day Pass Evaluation 4 gün önce gelmişti. Sevgililer gününe özel. İşte ne zamana kadar devam ettiğini gösteren olay o. Ben de bu kampanyada yararlanmak istedim son gün. Çünkü kafamda oluşan bir trade vardı ve bir günde geçebileceğimi düşündüm rahat bir şekilde. Şimdi isterseniz o trade'e geçelim. Kendi videomuz üzerinden konuşalım. Şimdi arkadaşlar benim kafamda bir bearish yani bir öngörü vardı. Neden diye sorarsanız sabah 8.30'daki haberden sonra bir keskin bir düşüş olmuştu. Bu keskin düşüş şu bölgelerde keskin düşüş olmuştu ve bu Fibonacci çektiğimizde bumerang yapabilir miyiz diye düşünebilirsiniz ama bu önemli bir haber değil arkadaşlar. Denenebilirdi. %50 seviyelerine kadar düşüp aslında güzel bir pop yaptı. Burada bir kontratta 500 ila 1000 dolar 500 dolar civarı para yapılabilirdi. Ama %50 seviyelerine ulaşmadı. Bu bir kesinlikle bir faydası oldu öngörüm için. Burada 50 seviyelerine çıkamayıp orayı reject edince ve keskin bir düşüş olunca açılışta tamam dedim ben. Güzel bir pop yaptığı zaman short edebiliriz. Böyle short pardon yaparken sadece işte ICT'nin bir tane PD array'i bir tane yani konseptinin bir tanesini uygulamak yerine birkaç tanesi üst üste geliyorsa artık yani trade'e girişiniz için kendinize güveniniz daha da artıyor. Dikkat ederseniz öncelikle bir Fibonacci'mizi çektiğimizde bu high'dan bu low'a 79-62 seviyesi var ICT'nin optimal trade entry seviyesi. Oralara geldiği zaman artık birkaç tane daha şeyin oluşumuna bakacağız. Yani hemen buraya gelir gelmez short etmek mantıksız. Yani işte zaten dikkat ederseniz yani lunch seviyesi, öğlen arası seviyesi oralar zaten genelde yavaş olur. Akümülasyonun bol olduğu zamanlar. Öncelikle bir akümülasyon olayını bekledik arkadaşlar. Dedik tamam burada bir akümülasyon var. Bir manipülasyon olacak mı diye bekledik. Oldu ve dikkat ederseniz ICT'nin bearish order block. Bakın burası bearish order block. Hem bearish order block'ı var. Hem akümülasyon ve manipülasyon var. Orayı hemen reject ediyor. Artık bir distribution. Yani bir bundan sonra artık herhangi bir yerden giriş yapabiliriz. Artık bundan sonrası biraz trade giriş yeri artık riski çok fazla olmadan yapmak lazım. O yüzden ben 3 tane kontrat kullandım. Yani 3 tane kontrat kullanıcı arkadaşlar gereken size 50 puanlık bir düşüş. Dikkat ederseniz burada yazıyor zaten. Şimdi bir kontrat alırsak tamam riskimiz daha az olur ama o zaman 3000 doları geçmek için arkadaşlar 100, yani çok 150 puanlık bir düşüş olması lazım ki öyle bir düşüş zaten öngörümüzde yoktu. O yüzden 3 tane çok fazla da yani 10 tane kontrata kadar alabilirsiniz ama ben şimdi 10 tane kontrata kadar alırsanız bu sefer riskiniz azal yani yukarı taraftaki risk alma olayınız bayağı bir azalıyor. Yani çünkü
Tamam, burada bir distribution bekliyoruz ama şimdi yani dikkat ederseniz biz burada bir yerde ben giriş yaptım ve eksi 1500'lere kadar pop yaptı. Ben eğer burada 3 tane kontrat yerine yani 5 tane kontrat alsam direkt mesela bitmişti yani olay. Direkt yani gitmişti. O yüzden öncelikle seçtiğimiz kontrat sayısı çok iyi bir kontrat sayısı seçmişiz. Ve girişimiz her ne kadar mükemmel olmasa bile burada bir yerde girdik ve ondan sonra bir pop daha yaptı ki bekliyordum ben. Böyle bir olabilme ihtimali vardı yani. Onu göze aldık çünkü yani artık eğer ki burada almayıp da beklesem direkt aşağıda gidebilirdi. O zaman trade'i kaçıracaktık. O riskleri artık göze alacaksınız arkadaşlar. Şimdi girişimizi burada yaptıktan sonra akümülasyon kısmına son bir giriş daha yapıyor yazmışım ama ben rahatım. Çünkü yani akümülasyon ve manipülasyon olayı olduktan sonra ben artık hem order block'tan dönmesi hem optimal trade içerisinde olmamız 3-4 tane ICT'nin PD array'leri üstte binince artık tamam diyorsunuz yani artık oluyor. Artık riski de göze alacağız arkadaşlar. Yani bu risksiz olacak. O risksiz olmayan, riskin olmadığı bir yerde para kazanamazsınız zaten. Neyse, ondan sonrası artık zaten bu akümülasyon ve burada bir fair value gap var. Buradan artık ayrılmaya başladığı anda dikkat ederseniz buradan sonra hızlanmasını bekliyorum yazmışım. Ki öyle de oldu zaten. Burada bir volume imbalance'ımız var. Hiç oraya yaklaşmadı bile. Fair value gap'imize dokunmadı bile. Bunlar artık bize artık yani dikkat ederseniz come to dediler başladı yani. Çünkü artık ben burada iş bitti dedim yani. Yol üzerindeki işte order block'larımızı çiziyoruz yaklaşmıyor bile. Fair value gap'lerden direkt reject oluyor. Bunlar artık bizim trade'imizin olduğunu bize gösterdi zaten arkadaşlar. 3065 dolar yaptık zaten onu bir hesabını yapmıştık. Evet arkadaşlar geçtikten sonra neler oluyor? İşte evaluasyonu geçtiğimiz günün aynı akşamı olabilir veya bir gün sonraya da kayabiliyor. İşte size bir e-mail gönderiyorlar. İşte congratulations, tebrikler diye. Evaluasyonu geçtiniz diye. Size bir sertifika gönderiyorlar. Bu sertifikayı bazı insanlar yayınlıyor veya asıp duvarına asıyor. O kadar abartmaya gerek yok. Daha sonra işte size bir para ödemeniz gerekiyor. Aktivasyon fee. Bunlar da işte ister aylık 100 dolar ödeyebiliyorsunuz veya ömür boyu 160 dolar. O da saçma yani. Niye ben aylık 100 dolar ödeyeyim, 160 dolar ödeyip de ömür boyu tutmak varken ama genelde insanlar bir ay, bir iki ay içerisinde blow up yaptığı için o accountları genelde 100 dolar seçenler de var ama ben 160 seçiyorum. Acele çünkü yani 100 dolar acele hemen para kazanayım. 100 dolar bir daha 100 dolar ödemem gerekiyor gelecek ay diye sizi bir strese sokabiliyor. 160 dolara deyip kafanızı rahat istediğiniz kadar tutabilirsiniz hesabı. Onu ödemeniz için işte bu linke tıklıyorsunuz veya bazı şeyler var. İmzalamanız gereken dokümanlar var. Onu imzalıyorsunuz. Çünkü hani Social Security numaranızı veriyorsunuz ki daha sonra bu kazandığınız paraların tax'ini ödüyorsunuz yani KDV olayı. Türkiye'de nasıl oluyor bilmiyorum. Türkiye'de galiba tax ödemiyorsunuz da tam bilmiyorum yani orasını. Bizim burada onun KDV'si var, ödüyoruz. O yüzden bazı dokümanlar imzalıyoruz ve işte ödememizi yaptıktan sonra artık aynı gün içerisinde hesabınızı açıyorlar. Daha sonra para kazanmaya başlıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi Apex olayı böyle. Şimdi bu dediğim gibi kısaca ben bahsedeyim. Bence şahsi fikrim Topstep çok çok daha iyi bir firma. Her türlü Topstep'i öneririm. Ama mesela baktığın zaman kolay kolay indirim yapmazlar. O 50 binlik 50K'lik account genelde 50 dolar 49 dolardan aşağı düştüğü çok görülmemiştir. Yani ben bir kere gördüm sadece. 11 dolar yapmışlardı Veterans Day'de. Onun harici genelde indirim yapmazlar ama Apex mutlaka her gün bir indirimi var. Ya %90 yaparlar ya %80. Şimdi %71. Bazen işte günlük one day pass yaparlar. Yani
Kalite olarak çok kalite farkı inanılmaz. Apex'i çok fazla tercih etmememin sebeplerinden bir tanesi bu yani. Hani kaliteli olsalar zaten bu kadar fazla indirim yapmazlar. Daha sonra yani para kazanmak için en az 10 gün trade yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Saçmalığa bakın yani 10 gün. 10, yani bir gün hemen 2 günde 2000, 2600 dolar yaptığınız zaman 2000'i çekemiyorsunuz mesela. Bir 10 gün bekletiyorlar sizi. O 10 gün sonunda diyorlar işte saçma salak kurallar getiriyorlar. İşte mini oynadın, bu kadar makro oynadın, işte çok fazla arada switch yaptın veya bir gün çok fazla yaptın, bir sonraki gün az para yaptın. Böyle saçmalıkları var. Top step düzgün. Top step diyor ki artı 205 defa yaparsan paranın yarısını çekebilirsin. İster 50 bin dolar yap yarısını çek, ister 2 bin dolar yap yarısını çek yani. Şimdi yani böyle bir durum varken Apex'in saçma salak kuralları var. O yüzden çok çok beğenmediğim bir firma. Hemen hemen bütün accountları kapattım funded'lar hariç yani. Öyle kolay kolay da tekrar yani Apex Trader Funding'e girip trade yapmıyorum yani. Öyle bir işte size bir video olsun göstermek açısından bu One Day Pass'i göstermek istedim. Çünkü takipçilerimden birisi sormuştu hatırlıyorum bir günde geçebilir miyiz diye. Apex'te geçebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar Apex hakkında ve trade hakkında konuştuk. Biraz da bu hafta yani bazı gözlemlerim var. Kısaca onlardan bahsedeyim isterseniz. Birincisi arkadaşlar öncelikle mesela dikkat ederseniz bir earnings'lere bir bakalım. Mesela earnings'lerde hatırı sayılır bir firmanın earnings'i var mı dediğimizde Nvidia var arkadaşlar. Bu Nvidia inanılmaz son zamanlarda yani resmen çıldırdı yani. İnsanlar bu Nvidia çılgınlığına devam ediyorlar. Az sonra zaten şey üzerinde de göstereceğim grafik üzerinde inanılmaz bir şekilde yukarı doğru gidiyor ama her an çakılabilir. Her an bir beklentimiz var zaten çakılmayla alakalı. Hiçbir stock arkadaşlar aklınızda olsun yukarı doğru gitmez non-stop. Mutlaka bir geri çekilme olacaktır ve ama yani borsada bir kural vardır. Yukarıya merdivenlerle çıkar, asansörle aşağı inersiniz. Bu aklınızda olsun yani. Düşüşler genelde daha serttir. O yüzden ben yıllar boyunca options oynarken genelde bear'dim. Yani genelde düşüşleri bekleyen bir insanım. Çünkü daha fazla para kazanıyorsunuz. Yani earnings'e baktığımız zaman Nvidia'yı görüyoruz direkt zaten. Yani bunun çarşamba günü kapanıştan sonra earnings var. Dikkat edin de, derim ben eğer oynuyorsanız perşembe sabahı veya çarşamba gecesi marketi oynatabilir biraz yani yukarı veya aşağı doğru sağlam bir şekilde. Aklınızda olsun. Bakmamız gereken ilk şeylerden bir tanesi earnings'ler ve buna dediğim gibi Nvidia'nın çarşamba akşamı kapanıştan sonraki earnings'ine dikkat edin. İsterseniz thinkorswim kullanalım. Birkaç şey göstereceğim arkadaşlar. Haftalık öngörüyle alakalı düşüncelerim var. Onları sizinle paylaşayım. İlk bakmamız gereken SPX. SPX'i hemen expected move'ları çiziyoruz. Expected move bize nasıl yardımcı olur? Hemen anlatayım. Bu haftaki expected move'umuz arkadaşlar, trade kısmına girdiğiniz zaman SPX'in 6 günlük 23 cuma oluyor. 66.88. Bu haftaki 66.88 4 gün için arkadaşlar. Pazartesi günü marketler kapalı. President's Day. Bir hafta önceye gitmek için Analyze tab'e girip SPX yazıp geçen cumaya işaretlediğimiz zaman bize 7 günlük expected move'un 65 küsur olduğunu söylüyor. Bu hafta 66. Geçen hafta 5 günlük trading gününde 65 olan bu hafta 66 4 günlükte. Bu bize ne anlatıyor arkadaşlar? Biraz daha hareketli bir hafta bekliyor bizi. Beklenen hareket daha fazla. Nedenini söyleyeyim size. Büyük ihtimal Nvidia. Büyük ihtimal değil öyle. Nvidia'nın çarşamba günü kapanışta earnings'i var ve yani Nvidia nasıl bu kadar etkisi olabilir diye soruyorsunuzdur. Hemen göstereyim. Nvidia arkadaşlar
Ya yani inanılmaz seviyelerde. Ya şu aralar bir baktığın zaman bir yıllıkta bildiğiniz parabolik bir hareket var yani. Normal bir hareket değil bu. Nvidia nasıl etki edecek markete diye sorarsanız hemen buradan Face Score'dan Stock Highlights'a geldiğimiz zaman market cap'ine bakın arkadaşlar. 1,8 trilyon dolarlık bir market cap'i var. Yani Microsoft'un 3 trilyon, Apple'ın işte 2,8 trilyon olduğu bir yerde 1,8 trilyon hatırı sayılır. Yani ilk 5 arasına girebilecek bir stock ki bu stock olabilecek büyük bir harekette marketi oynatabilir sağlam bir şekilde. Bu gözü yani bu ana etkenlerden bir tanesi. 4 günlük bir trade olduğunda daha fazla bir expected move olmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi arkadaşlar. Şimdi FANG dediğimiz yani Magnificent Seven diyorlar şu anda. Benim böyle bir grafik yapım var. İşte S&P 500, Nasdaq, altın, dolar. Burada Tesla var ama Tesla'nın eski şeyi kalmadı artık. İsterseniz bunu Microsoft'la değiştirelim. Ben Nasdaq oynayan birisi olduğum için tek stocklar arkadaşlar. Benim için tek stockların hareketi çok önemli. Ve dikkat ederseniz Apple hiç iyi durumda değil yani. Apple'a baktığınız zaman işte bir yıllığı gösterelim. Yani yani şu anki Apple'ın durumu pek iç açıcı değil. Ama yani normalde bu tek stockları beraber hareket eden stocklar bir anda şu anda yarı yarıya değişmiş durumda. İsterseniz Nvidia'ya tekrar bakalım. Parabolik bir hareket var. Microsoft yani Apple gibi çok sağlam durmuyor yani. Meta'ya bakalım. İşte Meta da aynı Nvidia gibi. Ondan sonra isterseniz Amazon'a bakalım. Amazon da yani işte gördüğünüz gibi yarısı iyi, yarısı kötü. Enteresan bir durum var. Yani bana soracak olursanız çok sağlıklı bir durum değil bu. Sağlıklı bir durum yok şu anda. Size öyle parabolik hareketlerin sağlıklı olmadığını gösteren bir tane isterseniz stock söyleyeyim. SMCI, Super Micro. Arkadaşlar bu düşüş şu harekete bakar mısınız? Bildiğiniz parabolik bir hareket ama ne olmuş? Cuma günü %20'lik bir düşüş var arkadaşlar. 1100'lerden 800'lere bir 20'den de fazla yani. Yani inanılmaz bir düşüş bu ki zaten Nvidia'da bu parabolik hareketlerin sağlıklı olmadığını zaten söylemiştik. Nvidia'da olduğu gibi ki bu tamamen parabolik bir hareket ve bildiğiniz bizim gibi retail traderların yani yukarı doğru sürüklediği. Nasıl yukarı doğru sürüklüyor? İşte trade kısmına geldiğimiz zaman SMCI diyelim arkadaşlar. SMCI'ın option statistiklerine baktığımız zaman put sayısının as core above dediğini görüyor musunuz arkadaşlar? 148 bin. Yani kolla karşılaştırdığınız zaman daha fazla ve yani 148 binlik bir put volümü işte bir Ascore above dediği yani market işte böyle para kazanmak isteyen FOMO yapan retail traderların bir stağı nasıl al aşağı edebileceğini gördünüz arkadaşlar. Yani SMC'ye baktığınız zaman bu yani çok açık bir şekilde görülüyor. Çok büyük bir haber yok. Yani bu hafta yani haber şey kısmına baktığınız zaman calendar kısmına takvime baktığınız zaman ekonomik takvime büyük bir haber yok bu hafta için. Sadece Nvidia var. Nvidia'nın işte earnings'i var. Onu da gördünüz yani çarşamba kapanıştan sonraki SPX expected move'a etkisini gördünüz. İsterseniz bir de TradingView üzerinden bakalım. Niye geçmedi anlamadım da şuradan gidelim o zaman. Bakın arkadaşlar şimdi bu Nasdaq'in günlük ben daha önce haftalık yapmıştım. Haftalıkta bize yani sadece bu week'in orta noktası
ne alabiliriz? Günlüğe geçtiğimiz zaman işte burada bir Fairvalley Gap var. Fairvalley Gap'ten sonra işte isterseniz bir 4 saatliğe inelim. 4 saatlikte bir şey var mı diye bakalım. 4 saatlikte böyle işte şu wick'in orta noktası var. Bu wick'in orta noktaları var. Etki edebilecek biraz. İsterseniz şunun orta noktasını çizelim arkadaşlar. Yani böyle bir orta nokta var. 30 dakikalığa geçelim. 30 dakikalıkta baktığımız zaman şurada bir Fairway Gap var. Buradaki Fairway Gap'i çizelim. Böyle bir fairway gap'imiz var. Reset dediğimizde şöyle uzattığımız zaman 5 dakikalığa geçtiğimizde gördüğünüz gibi arkadaşlar orta noktaları fairway gap'lerin sağlamdır yani. İsterseniz şuna pek gerek kalmadı. Yani fairway gap'leri nasıl respect ediyor görüyorsunuz. Yani benim beklentim veya öngörüm diyeyim. Ben bir Yani buradan direkt daha ya yani ben bir kere bearish'im bu hafta arkadaşlar. Onu bir kere söyleyeyim size. Ama dediğim gibi bu biraz pop yapıp işte bu Fairway Gap'ten kadar pop yapıp dokunur dokunmaz düşebilir. Veya yani direkt de düşebilir ama o direkt düşeceğini beklemiyorum. Ben bir pop bekliyorum. Yani bir dakikalık çizdiğimiz zaman bir dakikalığa geldiğimiz zaman arkadaşlar Yani ister şu seviyelere gelip de düşebilir veya işte Fairway Gap'e kadar gelip de düşebilir. Artık onu açılıştan sonra göreceğiz ne olacağını ama hem tek stocklarındaki 50-50 ayrışım hem işte SMCI'ın başına gelenler ve işte Nvidia gibi çok büyük bir stağın çarşamba günü kapanıştan sonra işte earnings olması Bu tür etkenler ben yani tabii gidişat değişebilir. Pazartesi yarım gün olabilir yani sadece futures'lar. Salı günü açıldığında göreceğiz. Acele etmemek lazım. Bir bakmak lazım. Benim yani eğer ki bu seviyelere kadar pop yaparsa bir short etmeyi düşünüyorum ama dediğim gibi bakacağız, göreceğiz. Arkadaşlar eğer ki sorularınız olursa Marketle alakalı işte Thinkorswim'de bir sorunuz olursa o platformla alakalı bana istediğiniz gibi comment'lerden ulaşabilirsiniz. Sorularınızı sorabilirsiniz. Umarım videom faydalı olmuştur arkadaşlar. Haftaya bakış bundan sonra bu yani çok detaylı bir bakış olmadı ama eğer ki isterseniz her hafta sonu hem geçtiğimiz haftayı hem önümüzdeki haftayı açıklayacak şekilde neler oldu, neler olacak, bir öngörülerimiz neler. Bunlarla alakalı bir haftalık bir video yapmayı da düşünüyorum. Şu an için kısa bir video oldu. Yani onunla alakalı kısa bir bilgi verdim size ama daha detaylı olarak da bir video çekebiliriz. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Umarım faydasını görürsünüz. Kendinize iyi bakın. Eyvallah.